Bakayım. Evet, bakalım burada neyimiz varmış. Şöyle paketimizi açalım. Ve makasımızla. Evet. Şimdi. Bakalım içerisinde başka bir şey var mı? Yok. Güzel baloncuklu bir paket yapılmış. Şöyle şurada güzel de bantlamışlar. Evet, baloncukları ayıralım. Belki bir işe yarar sonra. Güzel çünkü bunlar. Evet arkadaşlar. Elimizde Cast King Spartacus Plus, yani Cast King firmasının Spartacus Artı isimli bait casting makinesi var. Şimdi bu makinenin kutusu güzel paketlenmiş. Herhangi bir sağında solunda bir arızası bir şeyi yok. Şöyle. Önce kutusuna bakalım. İşte adres, telefon numarası yazmışlar. New York'ta dizayn edilmiştir. Efendime söyleyeyim. İşte teknolojisi vesairesi Amerikan teknolojisidir diyor. Affordable innovation demiş. Doğru arkadaşlar. Bu Spartacus bait casting'e giriş makinesi olarak kullanılabilecek bir makine. Üzerinde adını yazmışlar. Güzel kabartmalı bir makine. Şimdi şöyle kutumuzu açalım. İç kısmında World Class Customer Support diyor. Efendime söyleyeyim. Yine internet vesaire. İşte garantisiyle ilgili adresler verilmiş. Elektronik posta adresi. Ve New York'ta bir adres verilmiş. Orada yazıyor. Şöyle makinenin yanındaki şu kapak gibi kısmı açınca makinemiz ortaya çıktı. Şöyle kenara ayırıyorum. İçerisinden şöyle bir Cast King çıkartması çıktı. Yine Cast King ürünlerinde işte tarihi vesaire ve bilgi yazan çıkartmalar var. Üzerlerine yazarsınız diye çıkartmalar koymuş. Şöyle yakından bakabilirsiniz. Evet. Şöyle bir içerisinden kullanım kılavuzu çıkıyor. İngilizce olmak üzere. Şöyle bayağı geniş bir kullanım kılavuzu. Şöyle kılavuza da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kılavuzumuzu da kenara koyalım. Ve yine içerisinden parçaların yazıldığı dokümanımız çıkıyor. İçerisindeki parçaları numaralandırmışlar. Şöyle göstereyim. Evet. Kutu içeriğimiz bu arkadaşlar. Ve malzemeleri kutusuna koyalım ve makinamızı poşetinden çıkartalım. Evet arkadaşlar, makinemiz burada.
Ben solla çevirdiğim için sol tarafta olan koldan sipariş verdim. Şimdi bait casting makinelerinin arkadaşlar spin makinelerinden çok farklı olduğunu biliyoruz. Özelliklerine şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bu makine Casting Spartacus Plus, İngilizcesi böyle havalı oluyor. Casting Spartacus Plus adı verilen bait casting modeli makinesi. Bu makinede çift fren sistemi mevcut. Santrifüj ve manyetik fren olarak. Burada bir fren var. Burada da bir fren var. Görüyorsunuz burada dual brake demiş. Yani çift fren sistemleri. 8 kilogram drag gücü kadar karbon fiber malzemeden üretilmiş. Burada 9 kiloya kadar en fazla alabiliyorsunuz. Üzerinde yazıyor arkadaşlar. Zaten bu bait casting makinelerin en güzel özelliklerinden bir tanesi de o. Biz spin makinelerde drağın üzerinde kilo şeyini işaretlerini, numaralarını göremiyoruz. Ama bunda vermiş. Ayrıca bu CNC ile işlenmiş alüminyum makarası var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Bayağı akıcı bir şekilde dönüyor. Tabii bu fabrika çıkışı ayarları. Kendimiz bunların ayarlarını yapacağız. Ayrıca güçlü hassas pirinç dişlileri mevcut. Dişliler pirinçten yapılmış arkadaşlar. Ucuz ürünler gibi plastikten değil. Sapları kauçuk. Mantar saplı. Üzerlerinde logoları var. Sol ve sağ makara olarak siz kendiniz sipariş verebiliyorsunuz. Ben dediğim gibi normalde makine böyle tutuluyor. Ben sol elimle çevirdiğim için sol olarak sipariş verdim. Siz sağ elinizle çeviriyorsanız, kamışı solla tutup sağ elinizle kolu çeviriyorsanız sağ olarak sipariş verebiliyorsunuz. Spin makineler gibi sonradan değişiklik yapma imkanımız yok arkadaşlar burada. Şurada görüyorsunuz. Bunun drag gücü 8 kilo demiştik arkadaşlar. Yaklaşık 17,5 libreye denk geliyor. Dişli oranı da şurada yazdığı gibi 6-3-1 arkadaşlar. Şurada görüyorsunuzdur umarım. 6-3-1 şeklinde yazıyor. 230 gramlık bir ağırlığı var. Hiç de fena değil. Ayrıca şuralarda bir yerlerde yazıyor olması lazım. Evet. Umarım görüyorsunuzdur. 11+1 rulman, yani 11+1 bilyeye sahip bir makine. Genelde bait casting makineleri tatlı su ağırlıklı kullanım için dizayn edilmiş ve kullanılan makineler. Bu da öyle. Ama denizde de kullanabiliriz. Ancak tabi spin makine kadar uzak atış yapmayacağı için ben bunu genelde çayda kullanmayı düşünüyorum. Tatlı suda, akarsuda kullanmayı düşünüyorum. O yüzden aldım. Şimdi bu ambalajını da gördük arkadaşlar. Güzel ambalajlanmıştı. Göllerde, efendime söyleyeyim, akarsularda, göletlerde rahat bir şekilde kullanılabilir. Bunu sahte yemlerle kullanabiliyoruz. Ben ağırlıklı olarak eğer
yapabilirsem silikonlarla kullanmayı düşünüyorum. Bait casting'e giriş için dediğim gibi çok güzel, uygun bir makine. Misina kapasitesi 0.28 misina için 115 metre olarak verilmiş. Bir bait casting makinesi için bayağı güzel bir misina kapasitesi. Evet, işte görmüş olduğunuz gibi atış sırasında güzel mekanizmasının çok rahat olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Malzeme kalitesi güzel, sağlam bir makine, uygun fiyatlı bir makine. Arkadaşlar, bu videonun çekildiği sırada ürünün 36.98-37 dolarlık bir fiyatı vardı. Tabi AliExpress'ten hiçbir zaman indirim dönemi olmadan alışveriş yapmamak lazım. İndirim döneminde bu kuponlarla vesaire ürünün fiyatı 30 doların altına inecektir. En azından 30 dolara inecektir. Biliyorsunuz AliExpress'te sürekli indirimler var. Güzel indirim bulabilirseniz, güzel indirimler yakaladığınız zaman ürünleri satın alabilirsiniz. Bait casting'e benim gibi yeni başlayacaklar için göz önünde bulundurulabilecek uygun fiyatlı, sağlam bir makine arkadaşlar. Casting Spartacus Plus. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve gönderilerin altına yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bülent Talay ile Balık Avı'nı izlediğiniz için teşekkürler.